Merhaba, hoş geldiniz. Büşra Gürses ben. Bu hafta da Salı günü, her hafta Salı olduğu gibi bu hafta Salı günü de bir webinar konusunda sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz yangın ve gaz algılama sistemlerinin bakımı neden önemlidir? Bu konuyla ilgili bilgiler aktaracağız bu hafta. Webinar konumuzun içerisinde sistemlerin bakımının neden önemli olduğu, EN54-14 standardının ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin bu konuda bize söyledikleri, yani dayanaklarımız, bakım sırasında yapılması gerekenler ve son olarak da konuyu özetleyip sonuç kısmında size kısa bir aktarım yapacağız. Buna göre sunumumuzdaki slaytların başlıkları şu şekilde olacak. Sistemlerin bakımı neden önemlidir? Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddeleri, TSE-CEN, TSE54-14 standart maddeleri, bakım sırasında neler yapılmalıdır ve sonuç olarak slaytlarımızı size aktarıyor olacağız. Evet, başlayacak olursak. Evimizdeki, İş yerimizdeki birçok cihazda ve arabalarımızda düzenli olarak bakım yaptırıyoruz hepimiz. Peki bunu neden yapıyoruz? Çünkü bu cihazların ilk günkü gibi çalışmaya devam etmesini istiyoruz. Arabamızla yolda giderken birden arabanın bozulup yolda kalmak herhalde hepimizin en son isteyeceği şey. Aynı şekilde bulunduğumuz binalardaki yangın ve gaz algılama sistemlerinin de kurulduğu ilk günkü gibi sağlıklı ve etkin çalışabilmesi için periyodik bakımlarını yaptırmamız gerekli. Bu gereklilik hem TSE-CEN 54-14 standardında hem de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilir. Ancak yasal zorunluluğun yanı sıra sistemin sağlıklı çalışabilmesi, yangın ve gaz kaçağı durumlarında gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi için de düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Şimdi bu gerekliliklerin hem standartta hem de yönetmelikte geçtiğinden bahsettik. Önce binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte bakımla ilgili neler söylüyor ona bakalım. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte madde 67'de ve madde 84'te periyodik bakımların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verilmiş bize. Bakalım ne diyor? Önce madde 67'nin birinci fıkrasına bakalım. Diyor ki burada, binalarda kurulan elektrik tesisatının kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin yangın halinde veya herhangi bir acil halde binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. Madde 67'nin ikinci fıkrasında da şunu söylüyor. Her türlü elektrik tesisatının kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır. Madde 67'nin 3. bendinde ise şunu söylüyor. Binalarda kurulacak elektrik tesisatının kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır. Madde 67'de bunları söylüyor. Bir de madde 84 vardı. Madde 84'ün birinci fıkrasında şöyle bir bilgi vermiş bize. Bu yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri bina sahibinin ve yöneticisinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında İngiliz standartlarında belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur. İkinci bentte ise şunu söylüyor. Kabul işlemlerinde de
birinci fıkrada belirtilen hususlara uyulur. Bu bilgiler binaların yangından koruması hakkındaki yönetmelikte bakımla ilgili olan bilgilerdi. Bir de TSYCEN TS54-14 var. Europe'un yazmış olduğu Türk Standartları Enstitüsü'nde Türkçe'ye çevirdiği kullanmış olduğumuz standart. Bu standartta da 12. madde bakımla ilgili bize bilgiler veriyor. 12. maddenin alt başlıkları ise şu şekilde: genel bakım rutini, düzeltici bakım, sorumluluk ve nitelikler. Genel maddesinde verilen bilgiler şu şekilde: kurulu sistemin doğru çalışmasını sağlamak için sistem düzenli olarak kontrol edilmeli ve servisi yapılmalıdır. Bunun için düzenlemeler, tesisin dolu olup olmadığına dair kurulum tamamlandığında derhal yapılmalıdır. Genel olarak kullanıcı ve veya mal sahibiyle kurulu sistemin bakımını yürütmeye yetkili bir kuruluş arasında bir sözleşme yapılacaktır. Bakımlar ise ulusal gerekliliklere göre yapılır diyor 12.1 genel maddesinde. 12.2 bakım rutininde ise şöyle söylüyor: bir muayene ve servis rutini uygulanacaktır. Bu rutin normal şartlarda sistemin sürekli olarak doğru şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bakım sırasında yangın ve kurtarma servisine istenmeyen yangın sinyallerinin önlenmesi, bakım işlemlerinin yanlış alarm ile sonuçlanmamasını sağlamak önemlidir. Test sırasında uzaktaki bir çağrı merkezine bir bağlantı mevcutsa ve etkinse, testi yapılmadan önce ilgili merkezi bildirmek gerekir. Tesis sakinleri alarm cihazlarının çalıştırılmasına neden olabilecek herhangi bir testten önce uyarılmalıdır. Rutin testler sırasında istenmeyen aktivasyonların önlenmesi için ise bakım işlemlerinin yangından korunma ekipmanlarının istenmeyen şekilde etkinleştirilmesine yol açmasını sağlamak önemlidir. Eğer diğer yangından korunma ekipmanlarına bir bağlantı varsa, testin diğer ekipmanların bir testi olması amaçlanmadıkça ya da diğer ekipman ya da bağlantı test süresince devre dışı bırakılmalıdır. Yangın alarm sisteminin yangın kapıları veya benzeri donanımları otomatik olarak çalıştıracağı durumlarda tesis sakinlerinin testin olası etkileri sonucunda bilgilendirilmesine dikkat edilmelidir. Bakım sırasındaki önlemler ise, bakım sırasında dedektörler test moduna geçirilirse aşağıdakiler geçerli olmalıdır. Birden fazla yangın bölmesinin bulunmadığı bölgeler test moduna alınmalıdır. Test modunda olan bir bölgeden çıkan gerçek bir yangına insan müdahalesi sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. İnsanlar bu bölgede yangın algılama ve alarm sistemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığının farkında olmalıdır. Düzeltici bakım maddesinde ise sistemin bir arızası olduğuna dair herhangi bir gösterge, sistemin olası bir arıza şüphesi, örneğin bir yangın olayından sonra sistemin herhangi bir kısmına zarar verilmesi, servis veya muayene sırasında tespit edilmiş olan herhangi bir hata, kullanıcı ve veya mal sahibi en kısa zamanda sistemin düzeltilmesini ya da onarılmasını sağlamalıdır. Sorumluluk maddesinde ise kurulan sistemin kullanıcısı ve veya sahibi yangın algılama ve alarm sisteminin bakımların yapılmasını sağlamalıdır. Bakım sorumluluğu bakım işini yapan organizasyonun içindedir. Nitelikler maddesi ise 12.7 nitelikler maddesi ise bakım sadece kurulu sistemin bakımı, incelenmesi, servisi ve onarımı dahil nitelikli bir kuruluş tarafından yapılmalıdır diyor TSYCEN EN54'de 14'te. Peki bakım sırasında neler yapılmalıdır? Bakım sırasında sistemdeki cihazların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin yangın alarm santralinin giriş ve çıkışları, 220 volt beslemesi, akülerin çalışma durumu kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra sistemdeki cihazların dedektör, buton, siren, modülü gibi durumu kontrol edilmelidir. Ayrıca asılsız alarmları önlemek adına da duman dedektörlerinin fotoelektrik hücreleri temizlenmelidir.
bakım işlemlerinin konusunda uzman yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yetkinliği olmayan kişilerin sisteme müdahale etmesi sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuç kısmında ise sonuç olarak insanları yangın ve gaz kaçağının yıkıcı etkilerinden koruyan yangın ve gaz algılama sistemlerinin etkin çalışması için periyodik bakımların yapılması gerekmektedir. Bu durum hem TSCEN EN54-14 standardında hem de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir. Bakım işlemleri kadar bu işlemlerin kim veya kimler tarafından yapıldığı da oldukça önemlidir. Yetkili olmayan kişilerin sisteme müdahale sonucu sistemin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir. Sistemin etkin çalışmaması dolayısıyla da can ve mal kayıplarına varan zararlar oluşabilir.